ve Resulüne iman edenlerin üzerine. Selam, namazlarını huşu ile ikame edenlerin üzerine. Selam, seherlerde secdede duranların üzerine. Selam, dua makamında gözyaşı dökenlerin üzerine. Selam, Ramazan'ın rahmet yağmurlarında ıslananların üzerine. Selam, hidayete tabi olanların üzerine. Selam, garip gelmiş ve garip gidecek Müslümanların üzerine. Peygamber-i Ekber bir hadis-i nebilerinde buyuruyorlar ki, önce selam, sonra kelam. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. İftar sevinçlerimizi daim eylesin. Muhterem misafirler, Medeniyet Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftar programına hoş geldiniz. Sünnet-i Seniyye gereğince davete icabet edip buralara geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize müteşekkiriz. Dillerin ve gönüllerin Allah'ın kelamıyla bezendiği aydayız, malumunuz. Binlerce kere şükürler olsun ki rahmetin, bereketin ve mağfiretin semadan yağmur gibi boşandığı günleri idrak ediyoruz. Gözlerde nem, dillerde Kur'an, yüreklerde vecd hali. Ne mutlu o gözlere, ne mutlu Kur'an okuyan dillere ve ne mutlu o kalplere. Vecd olsun Ramazan'a erişip de istifade edemeyenlere. Veyl olsun günahlarını bağışlamayanlara. Veyl olsun tuttuğu oruçtan geriye sadece açlık ve susuzluk kalanlara. Rabbim bizleri bu manevi iklimi hakkıyla yaşayıp değerlendiren kullarına eylesin. Amin. Değerli misafirler, İftar programımızı takdim ediyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti, selamlama konuşması, günün anlam önemine binaen bir konuşma ve Medeniyet Derneği'nin tanıtım filmi. Sonrasında kapanış. Şimdi ben sizleri Rüştü Hocamızın, Rüştü Özgür Hocamızın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle baş başa bırakmak istiyorum. Hocamız buyursunlar.
لله تعالى
Allah Resulü Buhari'de geçen bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kim iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa önceki bütün günahları affedilir. Sadaka Resulullah. Değerli misafirler, şimdi de selamlama konuşmasını yapmak üzere değerli hocamız Ahmet Ağar Akça'yı buraya davet ediyorum. Değerli kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. Tuttuğunuz oruçlar, kıldığınız teravihler, yaptığınız dualar Cenab-ı Allah'ın dergahında makbul olsun. Bütün emelleriniz Cenab-ı Allah'ın lütfuyla gerçek olsun inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepimizi memnun ettiniz, ihya ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. İstanbul'da bundan 40 veya 37 sene evvel, 35 sene evvel, 30 sene evvel bir tane iftar yapıldığı zaman İstanbul'daki bütün Müslümanlar bundan haberdar olur ve neredeyse herkes o iftara katılırdı. Çünkü İstanbul'da bir veya iki yerde iftar yapılırdı. Hatta Allah rahmet eylesin Mahmut Bayram Hoca bir hatırasında şunları anlatmıştı. Bir iftar yapmak istedik dedi. İstanbul Eğim Hatip Yardımlaşma Derneği olarak. Fakat o iftarın bütün finansını karşılayacak bir kişi bulamadık. 5-6 iş adamı bir araya geldi. Bir tane iftarı finanse ettiler. Ve o şekilde ancak bir iftar verebildik. Ve bugün ise İstanbul'da belki yüzlerce yerde onlarca vakıf ve derneğimiz, belki yüzlerce vakıf ve derneğimiz, cemaatler, Müslüman gruplar yüzlerce iftar vermek suretiyle Ramazan'ı farklı bir şekilde ihya etmektedirler. Ve İnanın Ramazan'ın başından bugüne kadar o kadar çok davet geldi ki hep mahcup kaldık. Nereye gideceğimizi ve gidemediğimiz zaman da nasıl bunu telafi edeceğimizi hep düşündük, özür diledik. Veya belki bir akşamda iki iftara koşmaya çalıştık. Bir yerde iftarımızı yaptık, ondan sonraki iftara sohbete yetişmeye çalıştık. Bundan dolayı Allah'a binlerce şükürler olsun. Müslümanlar tek bir yerde veya tek bir çatı altında değil, yüzlerce çatı altında iftarlarını yapmaktadırlar. Bundan dolayı hamd ediyoruz. Medeniyet Derneği adına sizleri tekrar selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. İslam'a ve Müslümanlara yapmış olduğunuz katkılardan dolayı Allah ecrinizi versin. İslam'a olan hizmet aşkıyla yanan ve İslam medeniyetinin tekrar ihyası noktasında kendisine düşeni yapmaya çalışan bütün kardeşlerimiz bir ibadet içinde olduklarının düşüncesindeyiz. İslam medeniyetinin ihyası ve İslam'ın tekrar yeryüzüne hakim olması, Allah'ın emirlerinin bütün insanlar tarafından yaşanıp uygulanması için gayret eden bütün müminler gerçekten ibadet ediyorlar. Hepimiz bunun şuurundayız ve bunun farkındayız. İslam'ın hakimiyeti için bir yerden küçücük bir taşı alıp kenara koymak bir hizmettir. Müminlerin kendi arzularına
gayelerine, hedeflerine ve davalarının onlar için göstermiş olduğu hedefe ulaşabilmek için çok farklı gayretler içerisinde olduğunu görüyoruz. Dünya Müslümanlarının bugün bütün dünyada İslam düşmanlarını adeta kahredercesine, onları endişeye düşürürcesine gayretler içerisinde ve İslami hareketlerin trendi her gün biraz daha ileri bir noktaya taşınmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'de son peygamber olarak ve vahyin son noktası, son merkezi olarak Mekke'de temelleri atılan medeniyet Allah'ın izniyle tekrar ihya olacak ve bu medeniyetin ayağa kalkması, Kur'an-ı Kerim'in ve ahkamının yeryüzünde uygulanması için müminlerin gayretlerinin her geçen gün biraz daha arttığı bir dönemi yaşadığımızı ve dünya İslami hareketlerinin her gün biraz daha geliştiğini görüyoruz. Ve bundan dolayı da Rabbimize şükrediyoruz. Bu gayretler içerisinde olan Müslümanların dava adamlılığı özelliğini biraz daha idrak etmek suretiyle hepimiz birbirimize düşeni yapmak zorunda olduğumuzu hissederken bizim dışımızda belki farklı usullerle ve metotlarla İslami gayret içerisinde olan mümin kardeşlerimizin yanına gönüllerimizi koymamız gerektiğine inanıyoruz. Gönüllerimizin tümünü yan yana koymak, bileklerimizi yan yana getirmek, sırt sırta vermek, gönül gönüle vermek ve bu şekilde Allah'ın dinini hakim kılmak üzere çalışmak bütün müminlerin görevidir. Ve bu temenniyle tekrar soframızı şenlendirdiğiniz için, geldiğiniz için bizi memnun ettiniz. Sağ olun, var olun. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bir başka sofrada, bir başka iftarda hep beraber bulunmak üzere Medeniyet Derneği ve Avrupa İslam Üniversitesi adına hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hocamızdan Allah razı olsun. Dinle sağlık. Şu teşbih bana çok çarpıcı gelmişti. Sizinle paylaşmak istiyorum müsaadenizle. İbadetlerin sırlarını, gerçek mana ve önemini kavrayan kim alimler, namaz kıldığı, oruç tuttuğu halde çirkin işler yapan ve fenalıktan sakınmayan kimseyi abdest alırken yüzünü eline su almadan üç kere yıkayan kimseye benzetmişlerdir. Uzaktan bakan onun abdest aldığını zannetse de gerçekte abdest almamaktadır. Ki bu meyanda Resulullah Efendimiz'in bir hadis-i şerifleri var. Buyuruyorlar ki, oruç tutan öyle insanlar vardır ki kârları sadece açlık ve susuzluk çekmektir. Şimdi de gecemizin anlam önemine binaen Beşir Eryarsoy hocamızı buraya davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan çok müstesna bir ayın mağfiretinin son demlerini inşallah cehennemden kurtuluşun da ilk müjdelerini alacağımız bir vakitteyiz. Böyle müstesna bir vakitte teşrifleriniz dolayısıyla
bizleri ihya ettiğiniz için, sizinle birlikte bu sofranın hayır ve bereketi daha da artmasına vesile teşkil ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hepimizin amellerini Yüce Rabbimiz en güzel şekliyle bereketlerini arttırarak, mükafatlarını katlandırarak kabul buyursun. Bu mübarek günde, bu mübarek sofraya tekrar hoş geldiniz. Cenab-ı Allah'a Müslüman olmaktan, İslam nimetine mazhar olmaktan, bu nimetin farkında olmaktan dolayı ve buna benzer bunların teferruatı kabilinden olan nimetlerden ötürü gerçekten Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bu minnet duygularıyla daima ona yöneliyor. Amellerimizi bereketlendirmesini, rızasına muvafık ve onun gösterdiği hedeflere yönelik emellerimizi her geçen gün hepimizi gerçekleştirmeye daha da yaklaştırmasını niyaz ederiz. Değerli kardeşlerim, hepinizin farkında olduğu gibi, idrak ettiğiniz üzere kolay bir dönemde yaşamıyoruz. Çok fırtınalı bir dönemdeyiz. Hakkın batıldan net, açık bir şekilde ayrılması, Rabbimizin rahmetiyle esirgediği kimselerden olunması hali müstesna, gerçekten zor bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde hepimizin en başta gelen sorumluluğu elbette ki sırat-ı müstakim üzere sağlam duruşumuzu her şeye rağmen ama bedeli ne olursa olsun, karşılığı ne olursa olsun her şeye rağmen korumaya çalışmak, muhafaza etmek ve olması gereken duruştan hiçbir şekilde taviz vermemekte ısrarlı olmak icap ediyor. Çok uzun açıklamalarla bir takım şeyleri anlatmaya gerek görmüyorum ama ufak tefek bazı satır başlarına değinmeme müsaade ediniz. Batı düşüncesinin, Batı felsefesinin, zihniyetinin, ideolojilerinin, medeniyetinin en belirgin özelliği sağlam, yerinde duran ve her zaman geçerli herhangi bir ölçü ve kıstası bilmemesi, kabul etmemesi ve tanımamasıdır. Çünkü insanın kişisel arzu ve hevesleri, yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hevasını ilah edinen bir coğrafyanın veya bir insanlık kesiminin, onların düşünce ve fikir adamlarının ortaya koydukları ürünlerinin ve bu medeniyetin dışarıya aksettirdiklerinin kalıcı ve sürekli bir tabiata sahip olması esasen mümkün değildir. Çünkü sürekli değişkenlik ve sebatsızlık, kuşatıcı olamayış, hızlı değişme, yani bugün ak dediğine ertesi gün çok rahat bir şekilde kara diyebilme, değişip duran hevanın ayrılmaz bir vasfıdır. İşte Batı kültürüyle, felsefesiyle, ideolojileriyle, medeniyetleriyle
bu değişik durma vasfından hiçbir zaman kendisini kurtaramamıştır. Çünkü ayağını sağlam basacak ve ona göre hayatı anlamlandıracak, değerlerini oluşturacak sabitleri yoktur. Bu yöne kısaca bu şekilde değindikten sonra bunun neticesi olarak da özellikle Batı'da aydınlanma çağı ile birlikte gittikçe hızlanan ideolojilerin dünyayı istila eden şu veya bu şekilde hakimiyetleri ve neticede de belli bir dönem itibariyle İslam hilafetinin de tasfiye edilmesi neticesinde Batı'nın fikir, düşünce, medeniyet ve anlayışları İslam dünyasını hepinizin malumu çok ağır bir şekilde yaralamış, hatta yere serecek kadar güçlü darbeler indirmiştir. Tabii bu yere serilişte İslam'ın Müslümanlar tarafından iç dinamiklerinin sağlıklı ve yeterli bir şekilde keşfedilemeyişi, unutuluşu, devreye sokulamayışı da dışarıdan ve içeriden böyle bir yıkılışa zemin hazırlamış oldu. Bunun bir neticesi olarak İslam'ın adeta tesbihin imamesine benzettiğimiz siyasal birliğinin artık ne kadar temsilciliğini yapıyor idiyse o ayrı bir konu. Temsilciliği konumundaki hilafetin de ortadan kaldırılmasıyla, lağvedilmesiyle İslam ümmeti ciddi bir yara, bir darbe almış oldu. Fakat zeval kemale gebedir. İşte o zeval ile birlikte İslam'ın uzun zamanların getirdiği tortulardan olabildiği kadar arınmış hali hemen hemen hilafetin resmen lağvedilmesi yıllarına tekabül eden bir zaman dilimi içerisinde İslam dünyasının farklı zeminlerinde de olsa İslam'ın yeniden dirilişi Cenab-ı Allah'ın lütfuyla dünyanın dört bir yerinde en azından dirilişinin emareleri, yeniden doğuşunun belirtileri, ufuktaki sadık fecirler dün olduğu tespit edilmiş oldu. İşte o uzun bir fırtına ve çalkantı döneminden sonra hala her şey sona ermiş değil. Bu fırtınalı dönem sona ermiş değil. Fırtınalar ardı arkasını takip etmekte. Hala fırtınalar biz Müslümanları, Müslümanların duruşunu her zaman için tehdit etmek tehlikesini bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla konuyla ilgili olarak gerçekten benzeri ayet-i kerimeler arasında oldukça açık, net ve çarpıcı bir ayet-i kerime ve bunun çerçevesinde bir iki hadis-i şerifi hatırlatarak sizlere bir Müslüman olarak beraber bildiklerimizi hatırlamaya vesile olmuş olacağız. Her bakımdan çok önemli kilometre taşlarını koyan bir sure olmak özelliğini taşıyan En'am suresinin sonlarına doğru. Cenab-ı Allah Rabbimizin bize indirmiş olduğu muhkem, sapasağlam, dosdoğru ve mutlaka yerine getirilmesi gereken bir takım hükümleri dile getirildikten sonra 153. ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Estağfirullah. Ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen fettebi'uh ve lâ tettebi'us subule feteferraka bikum an sebîle. Ve bütün bu anlatılanların, yani ayet-i kerimenin öncesinde anlatılanların hülasası adeta kilit taşı mesabesinde olmak üzere
Diyor ki Cenab-ı Allah, ve ey Muhammed şunu da söyle aleyhissalatü vesselam. Ve işte bu benim dosdoğru yolumdur. Fatiha'da bizi kendisine iletmesini niyaz ettiğimiz sırat-ı müstakim budur diyor. O halde bu yola tabi olunuz. Ne zaman kaydı var, ne mekan kaydı var. Mükellefiyet devam ettiği sürece tartışılmaz bir emre riayet isteniyor. Bunun karşısında izlenmesi gereken yol bir tane, fakat onun dışında izlenmesi muhtemel yollar sayılamayacak kadar çok olduğu için Cenab-ı Allah onun da tehlikesini haber vererek onun dışındaki diğer yollara sakın uymayınız. O zaman o yollar alır sizleri paramparça eder, darmadağın eder. Onun sırat-ı müstakiminden sizleri alabildiğine uzaklaştırır. İşte Rabbiniz takva sahibi olasınız diye, yani dünya hayatında batıldan, hevadan, hevesten, sapıklıktan, dalaletten, ahirette de cehennemden korunasınız diye Rabbinizin size tavsiye ettikleri bunlardır. Ayet-i kerime üzerinde daha fazla durmadan Peygamber Efendimizin yine bunu açıklayıcı mahiyetteki bir hadis-i şerifini açıklamak, zikretmek, hatırlatmak istiyorum. Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, bir gün bize yerde bir çizgi çizdi. Dosdoğru bir çizgi çizdi. Ondan sonra onun sağında ve solunda eğri büğrü çizgiler daha çizdi, ekledi. Ortadaki çizgiyi gösterdi. İşte bu Allah'ın sırat-ı müstakimidir dedi. Bunun sağındaki ve solundaki yolların her birisi başında da mutlaka ona davet eden bir şeytan bulunmaktadır diyor. Şeytanların insleri de cinleri de vardır. Efendim, günümüzde ideolojiler, izinler, yönetim sistemleri, İslam dışı, ahlaki sistemler, kısacası İslam'ın dışında hüküm ve değer ihtiva eden, mahiyeti, boyutu, çerçevesi, çağrısı, formülü ne olursa olsun, hepsi başında birer şeytan bulunan ve insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştıran birer yoldur. Bunun artık geçmişi, geleceği, modern çağı, bilim çağı vesairesi yoktur. Eğer Cenab-ı Allah'ın gösterdiği sırat-ı müstakimin dışında bir yolsa, o yol dalalettir. Günümüzde özellikle Müslümanların karşı karşıya kaldığı bu yolun izlenmesi noktasında bir iki tane tehlikeye de izninizle değinmek istiyorum. Evvela Müslüman olarak sırat-ı müstakim üzerinde duruşumuzun teminatı olması açısından zannederim hepimizin imtihan edilmek üzere belli bir ömürle gönderilmiş olduğumuz şu dünya hayatını doğru ve sağlıklı bir şekilde değerlendirmek icap ediyor. Bu dünya hayatının mahiyetini, Rabbimiz nezdindeki kıymetini İslam noktayı nazarından esas ve boyutlarını çok iyi kavradığımız takdirde sırat-ı müstakim üzerinde durmak da bizim için mahiyet olarak daha kolaylaşabilir diye düşünüyorum. Peygamber Efendimiz kendisini örnek veriyor. Ve biliyorsunuz bizler de onu örnek almakla emrolunmuşuz. Diyor ki,
Benim misalim ile dünyanın misali yolculuk yapan bir süvariye benzer. Bu süvari günün sıcağının şiddetlendiği bir zamanda ağacın gölgesinde sıcak bir günde oturup bir parça dinlenir, ondan sonra çekip gider. Dünyayı kısa süreli gelip geçip giden bir gölge olarak algıladığımız zaman onun bir Müslüman olarak nazarımızda alması gereken değer, işgal etmesi gereken yer ve kıymet de ve buna bağlı olarak dünyalığın nereye oturması gerektiği de bizim için netlik kazanmış olur. Müslüman nazarında dünyanın bütün güzellikleri, değerleri, kıymetleri bir defa olsun bile küçücük bir inhirafa bile değmez. Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi Yusuf Aleyhisselam'dır. Ne demişti? Rabbissicnu ahabbu illeyye mimma yed'uneni ileyh. Rabbim onların beni kendisine davet ettiklerinden ben zindanı daha çok severim. Daha çok tercih ederim. Onların istedikleri Rabbimi razı etmeyecek işi işlemektense zindana atılmayı tercih ederim. Hem de seve seve. O zaman işte bu Yusuf Aleyhisselam'ın örnek davranışı bizim nazarımızda dünya olması gereken yere oturduğu vakit o zaman bu örnek davranış da kendisini gösterir. Bir diğer nokta dünya ve ahiret karşılaştırmasını Müslüman olarak zaman zaman hatırımıza getirmek ve her birisini olması gereken yere oturtmaktır. Bu konuda da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifini hatırlatmakla yetinmek istiyorum. Diyor ki, dünyanın ahirete göre örneği, misali ancak sizden herhangi birinizin parmağını bir denize daldırıp çıkardıktan sonra parmağına denizden ne bulaştı diye bakmasına benzer. Koca bir denize parmağınızı daldırıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Parmağınıza ne bulaşır, ne kadar ıslanır, ne kadar nemlenir? Ve bunun o koca okyanusa veya denize oranı ne? Dünyanın da ahirete göre kıymeti, değeri, yeri ancak bu kadar. Dolayısıyla hepimiz görüyoruz. Günümüz Müslümanları için, bizler için yani. Hiç de öyle kendimi ve izin verirseniz belki de salondakileri dışarıda tutarak kimseleri hedef alarak söylemiyorum. Herkes elbette ki kendisinden sorumludur. Fakat hepimizi dünyevileşme çok ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Ve her birimiz dünyevi bir menfaati İslam'a uygun olmaması halinde veya İslami yollarla elde edilmemesi halinde tercih mi etmek yoksa mesela Yusuf Aleyhisselam'ın karşı karşıya kaldığı gibi gerektiğinde zindanı mı tercih etmek noktasında bir yol ayrımına geldiğimiz vakit nasıl bir tutum takınmamız gerektiği hepimizin malumudur. Bunu iyice tespit etmemiz lazım. Bu hususu her zaman ve müteyakkız bir şekilde göz önüne
önünde bulundurup değerlendirmeyecek olursak her zaman için ayağımızın kayma ihtimali hepimiz için söz konusudur. Bu bakımdan birbirimize çok ihtiyacımız var. Birbirimizi uyarmaya, birbirimize hatırlatmaya, birbirimizin sırat-ı müstakim üzerinde sabit kadem duruşunu pekiştirmeye, desteklemeye de özellikle çok ihtiyacımız var. Yine bir örneklendirme ile kurtuluşumuzun neye bağlı olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örneklendirmesiyle arz etmek istiyorum. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, benim misalim ile sizin örneğiniz şuna benziyor diyor. Bir adam bir ateş yakar. Ki ben bu benzetmedeki edebi ifadeler üzerinde hepinizin bir edebi zevki vardır. Onu size havale edeceğim. Çok çarpıcı benzetmeler. Çok fevkalade güzel anlatımlar bunlar. Benim misalim ile sizin misaliniz şuna benzer. Bir adam bir ateş yakar. O ateş yanıp etrafını aydınlatmaya başlayınca pervaneler, kelebekler gelir gelir o ateşe düşmek ister. Fakat o adam da elinden geldiği kadar onları o ateşe düşmesin diye tutmaya, çekmeye, kovalamaya çalışır. Ben de diyor her birinizi diyor bellerinizden yakaladım. Siz kavradın. Siz kendinizi kurtarıp illa ateşe düşmenin yollarını arıyorsunuz. İşte sırat-ı müstakim dışındaki yolların, davranışların, hal ve hareketlerin, tutumların cazibesi böyle. Akıbeti de böyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok açık bir örnekle bizlere durumu gösteriyor. Kendisinin ümmetinin kurtuluşu için ne kadar büyük bir gayret sarf ettiğini de ayrıca ifade etmiş oluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuda gerçekten Kur'an'ı tebliğ etmesiyle, sünnet-i seniyesini ortaya koymasıyla, İslam'ı yaşamasıyla ve yaşanması için gerekli ne varsa her türlü tedbiri almasıyla ve bizlere Kur'an'ı ve sünneti yani kısacası İslam dinini bırakmasıyla bizim bu sırat-ı müstakim üzerinde nasıl sebat göstereceğimizi, bu sırat-ı müstakim üzere yürümenin tehlikelerinin neler olduğunu bize gereği gibi açıklamış, beyan etmiş bulunuyor. Merhum Buhari'nin kitabında çok çarpıcı bir ifadeyle bir bölüm başlığı açtığı gibi onlara sarılmakla kurtuluşun mümkün olacağını yineliyorum. Bölümün adı malum, kitap ve sünnete sımsıkı sarılmak suretiyle tehlikelerden korunmak ve kurtulmak. El-i'tisam bil kitabi ve sünne. Cenab-ı Allah'tan şu fırtınalı dönemde hepimizi son nefesimizle dahil olmak üzere zürriyetimizi, soyumuzdan gelecekleri, bütün ümmeti Muhammed'i ve gerçekten hidayet arayışında samimi olup da henüz daha hidayete kavuşmaları müyesser olmamış olan herkesi sırat-ı müstakim üzere sabit kadem kılmasını niyaz eder. Cenab-ı Allah'tan gecelerinizin Ramazan gecesi günlerinizin Ramazan günleri gibi hayırlı ve mübarek olmasını niyaz eder. Sizler ve kendimiz için dünya ve ahirette hayırlar dileriz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.